Allah'tan gerizekalı videoyla karşınızdayım değerli kankiler. Bugünkü videomuzda sizlere Rage isimli Bethesda yapımı bu gerizekalı oyunu tanıtacağım. Neden bu jenerasyon sevilmediğini hala anlamış değilim. Birçok insan bu oyunu sevmedi, neden sevmedi? Neyse, press start. Press start diyerek şimdi oyuna giriyoruz. Evet. İşte görmüş olduğunuz gibi bu da menü. Allah belanı versin hayvan herif. 32 yaşına gelmiş hala salak salak ergen ergen hareketler komik olduğunu mu sanıyorsun? Hiç mi demiyorsun yani tüm dünyaya ifşa olmuşum eş dost ne der diye Allah'ın cezası. Tez zamanda geber de kurtulalım çık artık içimden çek. Kes lan kimsin oğlum sen sana mı soracağım oğlum ben sana mı soracağım oğlum video çekerken sus lan. Dedikten sonra şimdi isterseniz videomuza şu Allah'ın cezası ile birlikte başlayalım. Evet şimdi burada Combined Multiplayer Settings. PlayStation Network Credits. Evet görmüş olduğunuz gibi oyunu salak salak PlayStation'da oynuyorum her zaman olduğu gibi. Multiplayer bölümüne şimdi girmeyeceğiz daha sonra gireceğiz. Gelin şimdi birlikte kampanya girelim. Gir artık ulan gir. Continue campaign, new game, load game, new game, load game, new game, load game, new game, load game, new game, load game. Allah belanı versin be. Ne oğlum ne? Evet şimdi new game, you will lose your current progress. Are you sure? No. Niye? Tamam peki accept. Accept mi? Tamam. Accept. Ne? Nasıl yani? Nasıl? Daha önce oynadığım 5 saatlik bölümü gitti. Lanet olsun neden böyle oldu? Gerizekalısın da ondan. Gerizekalısın yani. Sana anlatıyorum bir türlü hala anlamadın yani. 10 senedir PlayStation 3 kullanıyorsun hala beceremedin. Easy mi oynayayım normal mi hard mı? Easy mi normal mi hard mı? Normal şartlarda senin easy de oynaman lazım çünkü salaksın. Ha ben olsam Nightmare'de oynarım. Ben Nightmare'de oynayamam. Tırsarım. E tamam o zaman normalde oyna. E tamam peki başla. Şimdi size oyunun hikayesini anlatacağım. Hikayemiz 2135 yılında geçiyor. 2004 yılında dünyaya şehir büyüklüğünde bir göktaşı çarpacağı haberleri alınıyor. Ve bilim adamları ARK adında bir proje geliştiriyorlar ve hayata geçiriyorlar. Amaç çarpışmadan sonra hayatta kalanlara bilgiler, genetik örnekler falan sağlamak. 2009 yılında yani 5 yıl kadar sonra Apophis isimli göktaşı dünyaya çarpıyor ve tabii ki de biz de Ark kapsülünden 2135 yılında çıkıyoruz. Yani aradan 100 küsur yıl sonra Ark kapsülünden çıkıyoruz. Şu anda görüntülerini görmüş olduğunuz karakter bizi temsil ediyor diyebiliriz muhtemelen. Onun dışında da 2035 yılında bu kapsülden çıktıktan sonra diğer kurtulanların çürümüş bedenleri arasında insanlığın belki de medeniyetle tekrardan tanışmasını sağlamak adına yola koyuyoruz. Oyundaki amacımız bu. Tamam çok fazla konuştun hadi artık hadi. Hadi bırak da insanlar izlesin biraz. Biraz insanlar izlesin. Ne yaptın şimdi? İş mi yaptın salak? Ne oldu şimdi yani? Neden benim şimdi sözümü kesiyorsun yani? Ne oluyor? Hayvan. Artık ya bunaldım senden ya. Bırak artık beni bırak. Hayır göktaşı geliyor niye böyle oluyor ama neden böyle oluyor anam dedikten sonra şu anda görüntülerini izlemekte olduğunuz bölümde salak salak işte 2135 yıl sonra kapsülümüzden çıkıyoruz. Eden Project Arc 437A Year Count Artı 106 Yıl dedikten sonra şu anda 106 sene sonra uyanıyoruz ve evet salak salak tüpün içinde bir şeyler oluyor falan buraların ne olduğunu tam olarak anlamadım. Kesin lan uzatmayın kimsiniz oğlum siz ne oğlum dedikten sonra şimdi kapsülden dışarı çıkıyoruz. 3, 2, 1 açıl! Açılsana oğlum açılsana açıl! Evet şu anda izlemekte olduğunuz bu bölüm Ark. Bakın burada diğer tipleri görüyorsunuz. Şöyle bir etrafıma çevireyim. Görmüş olduğunuz gibi. Bakın böyle diğerleri. Şimdi look up falan diyor. Oyunun bu bölümünde böyle öğretme şeyi var. Look down. Salak salak. Tamam peki. Would you like to keep this vertical calibration? Okay. Accept dedikten sonra burada şimdi devam ediyoruz. Oyundaki yükleme sürelerinin uzun olduğuna dair bazı bilgiler vardı. Ama hayır bence hiç mümkün değil. Fakat şöyle bir dezavantajı var. Gene şöyle bir etrafta dolanalım. Bakın burada bir tanesi salak salak böyle ölmüş. Bu da ölmüş. Bunlar da ölmüş. Hepsi ölmüş. Neden ölmüş bunlar? Niye öldünüz ölüm size? Ne oldu ölüm size? Ne yaptılar size ölüm? Dedikten sonra şimdi buradan dışarı çıkacağız. Dışarı çıkmak için şu gerizekalı şeye bir kere basıyoruz. Hemen arkamızda kapı açılıyor.
Sonunda artık dış dünyaya çıkabileceğiz. Hadi artık hadi kapı açılsın. Kapı açılsın. Anam. Gözüm ağrıyor. Gözüm ağrıyor. Bu. 106 yıldır uyuyordum orada. 106 yıl sonra ilk defa uyandım. Ne oluyor burada? Bölümünden sonra işte görüyorsunuz Rage'in muhteşem atmosferiyle şimdi sizi şöyle bir baş başa bırakacağım. Rage benim bu jenerasyonda gördüğüm en güzel atmosfere sahip oyun diyebilirim. Neden diyecek olursanız 106 yıl sonra uyanmış bir adamın gözünden dünyanın ne kadar değişmiş olabileceğini çok güzel gözler önüne sermişler. Bu arada genel anlamda da fakat oyunda şöyle bir şey dikkatimi çekti. Bakın ileride kuşlar var, bakın şurada sağ tarafta. Bu bulutlar falan hiç oynamıyor. Bulutlar oynamayınca olmuyor. Niye oynamıyor? Onun dışında da zaten gece de olmuyor oyunda. Ben şu ana kadar daha gece olduğunu görmedim yani. Neyse her neyse. Şimdi ark kapsülü bakın burada. Şöyle bir arkamıza dönelim. Bakın burada böyle motorları falan var. Bunlar yerin dibine gömülmüş şeyler. 100 yıl kadar sonra dünyanın çeşitli yerlerinde uyandırılan insanlar bu tüplerin içinden çıkıyorlar. Bakın şöyle bir tekrar dışarıdan size göstereyim. Bakın böyle bir zımbırtı bu. Şu an diğer tarafını göremiyorsunuz falan. Oyunun grafikleri çok güzel. Ben çok beğendim. Fakat şöyle bir sorun var. Konsollarda galiba PC'lerde de öyleymiş. Kaplama yükleme sorunları var. Mesela şimdi iyi bakın. 1, 2, 3. Çeviriyorum. Ha tamam burada olmadı. Göt oldum. Neyse tamam. Burada da olmadı. Yine göt oldum. Neden böyle oldu? Ana! Sakin sıralım. Muzaffer geldi. Muzaffer adam. O da uçtu. Neyse. Bakalım şimdi burada bir kanki var. Kanki bizim yanımıza gelecek. Ben oyunu yaklaşık 5 saat kadar falan oynadım. Buraları oynadım. Oyunu ilk defa sizlerle birlikte oynamıyorum. Anlık tepkilerimi artık zaten biliyorsunuz salak salak sanki böyle ilk defa oynuyormuş gibi yapıyorum ki daha zevkli olsun diye ben böyle zevk alıyorum. Kimsiniz öyle? Beğenmiyorsanız izlemeyin oğlum. Beğenmiyorsanız izlemeyin. Neyse şimdi salak salak bizi buradan bir tane araba alıyor. Arabanın tipe gel. Arabanın tipsizliğine gel. Neyse şimdi içeri gireceğiz. Enter vehicle. Tamam. Kapıyı girişe bak. İçeri girişe bak. Kapısı yok. Sen kimsin? Konuşsana. Neyse. Göt diyor. Göt bandit diyor. Bakın sol altta göt bandit diyor. Oyunda inanılmaz güzel bir şekilde görev. Bakın burada böyle şehirler falan yıkılmış. Dünyayı göktaşın çarpmasının ardından. Şöyle bir bakın çok güzel bir atmosfer yaratmışlar burada. Harita tasarımları falan benim çok hoşuma gitti. Oyun boş diyenlere şunu söylemek istiyorum. Aslında oyun işte boş değil. Yani benim gözlemlediğim kadarıyla oyun dop dolu. Neden diyecek olursanız birazdan izleyeceğiniz görevlerde en azından görevler çok başarılı yansıtılmış. Bakın burada böyle çeşitli işte banditler var. Bandit dediğimiz işte çeteler var. Bu çeteler şuradaki arka taraftaki bakın ahtapotun ne olduğunu daha henüz bilmiyorum ama idare edin yani. Neyse sonuç olarak bu çeteler bakın el sallıyor. Bakın bir tanesi geliyor yanımızdan geçecek şimdi falan. Bakın böyle. Bize bakıyorlar. Kimle bunlar? Kimsiniz oğlum siz? Diye. Ha bunlar çete değil mi? Ben de değil mi bunlar? Ha bunlar galiba bizim adamlar. Neyse ben alt tarafı okuyamıyorum. Siz artık okuyun idare edin. Kes lan. Hadi artık yürü sen de bas artık gaza hadi. Bassana. Tamam şimdi basıyor gaza. Bakın görüyorsunuz ne kadar güzel yapmışlar. Şu kayalara falan baksanıza böyle. Hakikaten çok güzel yapmışlar. Ben bayıldım oyuna. Neden diyecek olursanız şu yüzden. Evet biraz önce görevlerden falan bahsediyorduk biliyorsunuz. Görevler çok yaratıcı. Yani en azından şu açıdan yaratıcı, amaçlarımız açısından çok yaratıcı yapılmış. Mesela pompalı tüfek alacaksınız, pompalı tüfek verecek size tipin biri. Bakın burada şimdi şeye giriyoruz. Böyle bir küçük bir ne bileyim bir durak gibi bir yer var burada. Şimdi buraya giriş yapıyoruz. Neyse işte şu benim gerizekalı televizyon sesini biraz daha açarsam. Bakın burada bir tanesi el sallıyor. Merhaba. Neyse şimdi burada garaja geldik falan. Neyse işte oyundaki görevlerden falan bahsediyorduk. Oyundaki görevler çok çeşitli ve gayet mantıklı yapılmış bence. Ben bayıldım. Şöyle bir daha çevireyim. Çıksana artık oğlum. Bir de tutu. Get out of the buggy. Okay. Tamam. Exit the buggy. Evet. Mesela biraz önce bahsettiğimiz gibi pompalı tüfek alabilmek için adamın biri size bir görev veriyor. Git diyor. Oradan şeyi al falan diyor. Bir radyo kulesinin kenarlarında bir yerde diyor. Bakın bunu da birazdan kullanabileceğiz. Şu anda kullanamıyoruz. Bu da böyle bir salak bir şey. Neyse. Bizim buggy'yi tekrar göstereyim. Bakın böyle buggy. Şimdi içeri girelim falan. Evet oradan öyle mi gideceğiz yoksa böyle mi gideceğiz? Burada böyle kenep falan var. Neyse bakalım böyle. Oyunun atmosferi falan grafikleri çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. Denhager bu da Denhager. Bu oyunda ilk tanıştığımız kişi. İlk defa bu herif sayesinde. Bakın tabancamızı falan ilk defa buradan alacağız. Şöyle bir dışarıyı size göstereyim. Birazdan tanışacağımız karakterleri de az çok buradan görebilirsiniz. Bakın şurada var bir tane.
pardon, adam değil mi o? Neyse. Ha, şurada da bir şey varmış. Aa, bakın oraya da gitmedim. Neyse, birazdan göreceksin zaten. Kesin la! Denhager, ne diyorsun bakayım sen? Hırış! Evet, senden istediğim şey bu. Evet. Tamam. Çetelerin olduğu bir kayalık gibi bir alan varmış, bölge varmış. Şimdi o kayalık gibi alana gideceğiz oradan. Orada da bu gerizekalı çetelere falan da alacağız. Şurada görmüş olduğunuz bu gerizekalı silahı da oyunun ilerleyen dönemlerinde alacağız. Evet, şimdi görevler bu şekilde ekrana geliyor. First take the pistol and splice from the counter. Then grab one of my ATVs and head up to the north of the go side out. Don't come back until they are completely wiped out. You do this for me and I'll give you some arc armor. Eğer bunları falan yaparsak bize arc armor verecek. Şu anda üzerimizde giymiş olduğumuz Arc Suite'in kısacası zırhı. Alalım bakalım. Bandajı aldık ve tabancamızı da aldık. Oyundaki tabancamız bu. Evet, görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Güzel. Neyse. Tamam, uzatma artık. Denegger'le tekrar konuşayım. Tamam, peki şimdi bakın sağ tarafta bir tane harita falan açıldı. Ha, view your bilmem ne falan filan diyor. Select tuşuna basarak buradan elinizdeki şeyleri görebiliyorsunuz. Kullanmak isterseniz şu anda ekranınızın sağ tarafında Quick Use bölümünde olan bölümden oradan kullanabiliyorsunuz falan filan. Ha, bu arada o menüyü tekrar göstereyim. Raber tuşuyla No Data Available şu anda Engineering bölümünde boş. Ve Armory bölümünde de şu anda silahla zaten fiziksel gücümüz var. Şimdi görevimizi buradan görüyoruz. Neymiş görevimiz? Hop onda da ATV in the garage. Tamam, peki ATV'ye binelim ve basalım. R2 tuşuyla basıyorsunuz. L2 ile duruyorsunuz, geri gidiyorsunuz. Bu şekilde böyle. Böyle artist artist hareketler falan yapabiliyorsunuz. Etrafınıza falan bakma böyle. İşte istediğiniz falan gibi böyle salak salak etrafınıza bakabilirsiniz falan. Neyse, şimdi şurada bir inelim. Şuradaki insanları salak salak tanıyalım. Evet. Şimdi bu kız şuna yarıyor. Bu kız şuna yarıyor. Konuş. Let me guess. You wanna know how to throw a wingstick? Evet, tahmin edeyim diyor. Nasıl wingstick atılır onu öğrenmek istiyorsun değil mi? Falan filan diyor. Bakın elinde tutmuş olduğu şey. Bize git, yani biz alacağız şimdi onu. Salak salak biz kullanacağız. Bakalım. Şimdi bize bir iki böyle atış dersi falan yaptıracak kendisi. Bu arada etrafı da size tekrardan şöyle bir göstereyim. Muhtemelen bu videoyu çektikten sonra da her videomu çektikten sonra insanların oyunu satın aldığı gibi bu oyunu da deli gibi satın alacaksınız. Evet. L2 tuşuyla bakın atın diyor. Bakın böyle falso verebiliyorsunuz. Bakın tekrardan böyle. Right stickle böyle falso verebiliyorsunuz. Düz de atabilirsiniz. Ama yukarıda da var bir tane, çabuk. Çabuk oldu, hızlı. Ben tabii oyunu daha önce oynadığım için zırt diye bu işi yapıyorum. Normalde siz yapamazsınız. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde böyle falso falan veriyorsunuz. Eğer bu salak şeyi böyle havaya atarsanız da bakın size böyle geri geliyor. Bakın vurduktan sonra hop geri geliyor. Çabuk daha hızlı atsan ölüm. Evet, bakın burada sağ derken past oldu. Şu anda yeni winsticklerimiz oldu. Görmüş olduğunuz gibi şimdi eklenecek hemen menümüze. Tamam, peki hadi başla. Evet, winstickler eklendi. Bakın sol alt tarafta fist ve bandajların olduğu bölümde winstick 5 tane ve bilmem ne diye gidiyor. Bakın hemen bir tane mesela winstick atalım. Şöyle bir şey oluyor. Yere atıyorsunuz. Havaya gidiyor bu böyle, sonra geri geliyor. Ya da ne bileyim böyle atıyorsunuz falan. Biraz falso vereyim. Hop. Burada böyle anam. Geri geliyor falan filan. Bunlar tabii ki yok olmuyorlar. Şöyle uzaya atayım bakayım ne olacak. Bizi takip edecek mi? Evet, gidiyor. Geliyor, geliyor. Niye böyle oluyor? Gel buraya, gel buraya. Dedikten sonra tamam, onu da aldık. Şimdi. Bu kim? Sen kimsin oğlum? Karan. Konuş da. Evet, Dan seni neden buraya getirdi bilmiyorum falan filan. Salak salak konuşuyor. Neyse. Şimdi buradan bakın sağ R2 ile de buradan böyle menüleri falan seçebiliyorsunuz. Bu tabanca. Anam. Böyle ateş ediyor falan filan. Dedikten sonra. Ha, bakın burada bir tane daha tip var. Bu tip sayesinde salak salak buradan böyle yeni silahlar, yeni zımbırtılar falan satın alabiliyorsunuz. Bakalım elimde bir şey var mı? Şu anda sanıyorum elimizde para olmadığı için açılmayacak bu dükkan. Bakın burada etrafta işte silahlar falan alabiliyorsunuz. Ya da elinizde etrafta bulduğunuz şeyleri falan satabiliyorsunuz salak salak. Hadi artık hadi! Hadi artık! Hadi! Tamam, peki bakayım açılacak mı? Hadi hadi, çok konuştun, hadi başlasana oğlum, başlasana başlasana oğlum. Niye başlamıyorsun? Tamam, peki tekrardan konuşalım. Evet, bu şekilde böyle menü açılıyor. Supplies bölümünde görüyorsunuz, bakın burada böyle işte el bombaları, ne bileyim mesela el bombası alalım, hadi $50 varmış, hop bunu aldık. Evet. Bir tane de sağlık alalım, peki iki tane sağlık alalım, hop 15-15 gitti, paralar gitti, paralar gitti. Satabileceğimiz şey var mı? Kare tuşuyla hemen bakalım. Evet, elimizde bunlar var falan filan. Wingstick çok fazla bir şey yaramıyor. Ama ne yaramıyor dersiniz, aslında yarıyor. Çünkü sessiz olmanız gereken anlarda evet işe yarıyor. Neyse, şimdi buradan böyle koşturarak dışarı çıkalım bakalım. Hala gitmiyoruz aracımıza. Çünkü tipleri tanıtmaya devam edeceğim. Bu kim? Sen kimsin? Never thought I'd see another Ark survivor. Tamam, işte bu da etrafta böyle konuşan bir tip. Burada ne var? Ray OS falan filan. Bu ne? He,
Tamam, buraya şimdi giremiyoruz. Buraya oyunun ilerleyen bölümlerinde gireceğiz. Burası bakın içeride bir tane araç var. Hatta şu taraftan dolanayım, arka taraftan falan. Daha bir rahat rahat görün diye. Bu araç özel bir araç. Bu aracı satın alarak artık silahlı olarak kullanabileceğiz. Bir tane de şurada bir tip vardı. Ama neyse, dur önce şeye gidelim hemen. Aracımıza geri gidelim. Aracımıza geri gittikten sonra evet, bu şekilde. Bakın böyle karın üstünde uçuyor. Daha hızlı gidiyor. Neden böyle oluyor? Bakayım burada biri var mıydı? Yok. Şimdi haritayı takip ediyoruz. Bakın burada. Kare tuşuna basılı tutarak uçuluyor. Anam! Niye böyle hızlı gidiyor ama? Neden böyle oluyor ama? Niye? Niye bu kadar hızlı gidiyor? Dedikten sonra görmüş olduğunuz gibi oyun şu anda tam olarak ilk görevimizi almamızdan itibaren başladı. Gördüğünüz gibi burada tasarım harikası bir zımbırtı var. Bu salağı ateş ederseniz bu şekilde böyle kalkanları var onun. Kalkanları var, bir şey olmuyor. Bunların neye yaradığını hakikaten tam olarak bilmiyorum ama daha önce bunu bizim Facebook grubumuz Oyunları Seviyoruz'a sorduğum zaman bana dedikleri şey şu olmuştu. Şuradan geri dönelim. Tam gaz gidelim ve ona uçalım, bakalım ne olacak. Uçun demişlerdi, uçun. Hiçbir şey olmadı. Acaba onu vuracak mıyız? Anlamadım ki, neyse. Şimdi buradan bakalım sol üst taraftaki bölümden. İlk görevimize doğru tam gaz gidelim. Ha, bakın bu arada şöyle bir şey var. Eğer oyunda oyunu aldığınız zaman ikinci el değilse, yani sıfırsa, size oyunun kitapçının arkasından bir tane kod çıkıyor. O kodu yazdığınız zaman bu kanallar açılıyorlar. Bu kanallar şu anda açılmıyorlar. Aa, şurada bir tane adamı gördüm. Evet. O kanalları da tamamen oyundaki o kodu yazarsanız açılıyor. Şimdi nereden gideceğiz? Oralara gitmeyelim. Gelin şuradan şöyle harita bize ne gösteriyorsa tam gaz devam edelim. Hadi bakalım. Daha hızlı gitsene, daha hızlı git. Evet, oyunun ilerleyen bölümlerinde daha da manyak araçlar alıyorsunuz. Şimdi burada duruyoruz. Bakın burada bir tane araç var. Bakın banditlerin araçları. Görmüş olduğunuz gibi. Ha, bu arada oyunda şöyle şeyler de var. Bunların tam olarak neye yaradığını bilmiyorum. Neymiş bunlar? Stanley Express Mailbox. The Stanley Express is always looking for drivers willing to make dangerous drivers. Tamam, peki şu anda bunlar açık değil. Oyunun ilerleyen bölümlerinde açılacaklar. Bakın burada böyle salak salak şeyler var. Burası banditlerin bölgesi artık. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi banditlerin bölgesine hızla giriş yapacağız da nereden gireceğiz onu anlamadım. Nereden gireceğiz? Nereden? Ha, tamam, peki buradan. Bakın böyle herifler buraya böyle kapatmışlar komple. Neyse, buradan böyle... Anam, bu ne? Aşağısı çok karanlık ama. Aşağısı çok şey... Neden böyle oluyor? Korkuyorum ama ben. Korkuyorum oğlum, korkuyorum. Daha hızlı. Kaç oğlum. Kaç. Dedikten sonra şimdi Enter the Ghost Hideout isimli bölümde... videonun ilerleyen bölümlerinde... Rage Ghost Hideout. Survival tip. Use sentry turrets and sentry bots. It's like having extra man on the battlefield. Tiplere dikkatinizi çekerim. Oyuna çok güzel emek harcanmış. Evet, gayet güzel. Bakın sağ taraftaki tip beni çok korkuttu. Ekranın en sağ tarafında bir tane tip var. Şu anda gördüm. Oldum. Neyse. Şimdi görevimiz nedir? Banditleri yok etmek. Hadi gelin hep birlikte. Ne bu şimdi? You can loot bodies. Evet, burada şimdi bir çete varmış. Şimdi çeteyi yok edeceğiz. Hadi bakalım. Yavaş yavaş ilerleyelim. Neyle eğiliyorduk? Yuvarlakla eğiliyorduk falan. Üçgenle de zıplıyorduk. Tamam, peki koşturalım bakalım. Ben şimdi biraz hızlı geçiyorum. L1 lüzum yapım diyor. Ana! Tiplere bak. Bakın ne gidiyor. Bakın orada yüklü bir şey var. Çekin. Aa, kafayı vurdum galiba. Kafaya vuramıyorum hala. İlk fakiriyim ben. Bok gibi oynuyorum. Her zaman oyun olduğu gibi. Bomba bok gibi oynuyorum. 20 tane mermi harcadım, hala ölmedi herif. Neyse, bu herifi fin üzerindeki 2 doları da aldık. Çok güzel. Yani ala 2 dolar aldık. Bu ne? The Ruthless bilmem ne kıçbaş. Bakalım buradan böyle tıkır. Aa, şurada bir şey mi vardı galiba? Şurada bir şey gördüm galiba. Neden böyle oldu? Evet. Evet. Böyle şeyler topluyorsunuz oyunda. Mesela şimdi onu aldık. Onu aldık, ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi şöyle bir şey olacak. He, tamam, bir şey olmayacak. Neyse. Şimdi buradan böyle devam edelim. Bakın el bombamız da var artık. Gelin bir tane daha el bombası sallayalım. Hemen bir tane el bombası sallayalım. Atla üstüme. Taşın kuş havaya. Dedikten sonra tam bir. Bakın böyle etler metler her bir şey havaya uçuyor. Neyse. Şimdi tam gaz ilerlemeye devam edelim ve ilk görevimizi tamamlayalım. Bakın etrafta böyle balonlar var. Bunların daha ne olduğunu çözemedim. Onlar bomba gibi bir şey mi? Yok, değil herhalde. Şimdi buradan böyle devam edelim. Bu ne? Ha, herifler bir şeyler çizmişler oraya falan. Ne? Kimsin oğlum? Kimsin lan? Kimsin? Patla! Dedikten sonra herif üstümüze uçtu. Şimdi buradan böyle gidelim.
nereden gidelim? Peki buradan gidelim. Nereye gideceğim ben de bilmiyorum. Unuttum oyunu çünkü. Oynamıyor oyunum ya. Evet herif, bu arada görüyorsunuz. Aa, burada geldiğimiz yere geldik. İlk başta geldiğimiz yere geldik. Bakın böyle koştukça falan yoruluyor adam. Daha bir yavaş koşuyor falan. Şimdi buradan nasıl gideceğiz? Böyle mi gideceğiz? Evet herhalde böyle gideceğiz. Hadi. Biraz da yumruğumuzu çalıştıralım bari. Tabancanın yapamadığını bari yumruğumuz yapsın. Ulan vursana, neyle vuracağım? Allah belanı. Lan. Evet son anda bir de sağlık alalım. Bir yerden dalıyorlar galiba. Dert dalıyorlar bir yerden. Bu ne? He tamam, peki bu değilmiş. Şimdi buradan böyle gidelim. Her oyunu bok gibi oynadığım gibi bu oyunda bok gibi oynuyorum. Evet. Aa. He burada böyle bir yer var. Tamam. Ne? Ne oluyor burada? Ne oldu? Neden böyle oldu? Ne yaptınız bana oğlum? Ne oldu? Niye böyle yaptılar bana ama? Ne oğlum? Allah Allah, neden böyle yapıyorsunuz? Niye böyle çekiyorsunuz beni oğlum? Ne oğlum? Ne? Kimsiniz siz? Well, well. Look at that. Hagar said to us, how dare you think you can walk into our house? Take him to the kill room. Allah! Öldürecekler bizi. Öldürecekler. Öldürecekler bizi galiba. Neden böyle oluyor? Neden? Neden? Dedikten sonra şimdi başka bir yerde uyanıyoruz. Uyanık mısın? İyi. I like my prey to know what's coming. Tamam. This will. Anam! Bıçakladılar bizi, bıçakladılar. Bıçakladılar vallahi. Defibrillator. Evet, oyunda böyle bir şey var. Defibrillator isimli. Bunu böyle yapıyorsunuz. Bunu da böyle böyle yapıyorsunuz falan. Tam böyle olması gereken yerde basmanız gerekiyor. Benim gibi kasmaysanız yapamıyorsunuz. Evet, başlayalım şimdi. Ama tuttu. Ama tuttu. Bu da tuttu. Oha tuttu. 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 Olay. Bu da tuttu. Aha adam. Hepsi tutuyor valla. Hepsini yapıyorum derken. Son anda seçtim. Evet çok güzel. Neyse, bu herif elektrik yedi. Elektrik yiyorlar. Görmüş olduğunuz gibi. Defibrillator'ı kullandığınız zaman böyle salak salak durumlara düşüyorlar. Şimdi tekrardan tabancayı seçerek yolumuza devam edelim. Ne bu? Duvarsız değişirip de hiçbir şey yok. Hop. Kapı açıldı. Bakalım şimdi ne gelecek? Bu ne? Ne? Bunu alalım, tamam. Şimdi bakalım başka başka. Anam! Lan! Oh, kafa uçtu! Kafa uçtu! Neden böyle oldu ama? Neden? Dayım oldu. Bakın kafası burada. Kafaya gel. Kafa patladı. Patates gibi patladı valla. Patates gibi patladı oğlum. Tamam abi, sen de sana. Aa, olmadı. Neden bu da olmadı? Ha gidiyor, patır götür gidiyor. Patır patır gidiyor. Derken buna dayadık. Hemen arka taraftan dolanacağım sanırım. Şurada bir tane daha var. Abo, buna da dayadık. Buna da dayadık. Burada almamız gereken şeyler mi var? Evet var. Pistol roundlar. Ne? Ne? Orada da var bir tane. Ha, Allah belanı versin. Ölü lan. Derken sanırım yine aynı şey oldu. Başla çabuk, daha hızlı. Her şeye basıyorum, taktım basıyorum, hiç anlamadım ben vallahi. Niye böyle oluyor? Hemen bir tane buraya, bir tane buraya derken abo, tam ortada durdurdum. Health restored %48. Bunu al. Tamam. Şimdi bakalım. Bakın burada bunlar uçuyor, bunların ne olduğunu hala anlamadım ben. Bunlar acaba bir kamera gibi bir şey mi? Herhalde kamera mı? Dur bakayım. Ha, bakın böyle kollar falan var üzerinde, ilginç. Aa, şurada bir tane daha gemi var, biraz önceki gemi galiba. Neyse, şimdi nereden gideceğiz? Ha tamam, peki buradan gideceğiz. Aa! Niye böyle oluyor ama? Neden? Neden ben ne yaptım sana oğlum? Ne yaptım ben sana oğlum? Ne yaptım oğlum ben? Tam kafana kafana. Evet tamam, bunu da hallettik. Tekrardan şimdi buradan devam ediyoruz. Aa, bir tane de burada var. Hop, o gitti. Aa, bunu kullanmak burada çok eğlenceliymiş be. Bir tane daha. Onu lan. Dur. Bakın görüyorsunuz böyle yapay zekayı. Atraksiyonlar yapıyor salak salak. Evet böyle. Ulan ölsene Allah'ın belası. Kafana da bir tane geçirdim. Tamam peki. Şimdi buradan böyle gideceğiz. Bu ne? Bunları da alalım. Bu ne? Bunları da alalım. Başka bir şey var mı? Nereye gidiyorum anlamadım. O ne? Hı? Yandan adam geliyor. Abo! Neden böyle oluyor ama? Vursana oğlum ya, vursana. Vursana. Sağlık ol. Sağlık ol. Tırsıyorum. Tırsıyorum oğlum. Tamam peki, bunu da hallettik. Bu arada bu sopayı falan alabiliyoruz mu? Alamıyoruz mu? Hı? Kaç mermi kaldı? Bilmiyorum. Biraz önce görmüştüm. Abo! Tekrar geliyor. Bakın böyle yerde falan yuvarlanıyorlar salak salak. Ulan ölsene be! Tamam peki, bu da gitti. Bakayım başka var mı? Ha tamam peki. Anam! Öl lan öl! Öl lan! Öl! Ölsene ulan ölsene! Allah Allah!
Tamam peki, buradan da böyle devam edelim bakalım. Ne olacak, bu ne? El bombası var, el bombası var! Ulan ne oluyor? Sağlık! Lanet olsun! Aaa, yanlış tuşa basıyorum amirakat! Ulan bir tane daha bomba gitti! Bir tane daha mı gidecek acaba? Kendi attım bombayı da bastım! Mal gibi oynuyorum, mal gibi, mal gibi oynuyorum ben! Tamam peki, buradan bomba hallettik falan. Bakalım, başka sağlığımız kaldı mı? Evet, sağlığımız kalmadı, çok güzel. Tekrardan kafayı kaldıracağım şuradan. Ölsene oğlum! Allah Allah! Ölmüyoruz ya lan! Tamam peki, şimdi buradan böyle gidelim. Şurada vardı bir tane kazmanyan. Kazmanyana bak, dallarım nasıl dikmiş. Kola makinesi, kola 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 kola! Tamam neyse, buradan buna basalım. Bu ne? Ha tamam peki. Ne bu? $2 da burada. Aa, paraları topluyoruz, paralar! Şurada bir tane herif vardı, herifin şeyini alalım hemen. Bundan ne çıkacak bakalım. He, pistol round. Tamam, 7 tane pistol roundumuz oldu. Şimdi tamam, gaz devam edelim. Bakalım ne olacak. Bu ne? Pistol round. Oh, 24 tane daha oldu. Hı? Bu ne? Ha, bir şey değil. Tamam, peki. Who's that? Who's that? Who's that? Who's that? Who's that? Derken dayama döşeme anı oldu. Bunu al hemen. Oh, bakın böyle etrafta salak salak şeyler buluyorsunuz. Bunları biraz önce size gösterdiğim salak adamın orada satabiliyorsunuz. Şimdi buradan aşağıya inelim. Bakalım bizi... Bu ne, bomba bomba! Tamam peki, bombalarım... Anam! Bomba var! Aa, sekti! Sekti oradan, patla! Olmadı! Bir tane tam ortanıza atacağım, tam ortanıza atacağım! Ya buraya kaçma lan! Evet, herif onun dalgasıyla uçtu. Aa, bu da uçtu! Tiplere gel! Tiplere gel! Aa, ne oluyor lan? Ya tamam, oradan da başka bir şey var. Evet, bu herifleri de böyle öldürüyoruz. Bakalım, başka var mı? Bu salağı da böyle. Anam, tekrar öleceğiz ya, öleceğiz! Neden bu kadar dandik oynuyorum ben? Niye bu kadar dandik oynuyorum ama? He tamam, bir tane böyle, hemen yanına gidip... Yardım, yardım! Lan, ne oluyor, kim vuruyor? Artık nişan almayacağım valla, sıkıldım nişan almaktan be! Ölsene öldü! He? Şurada bir tane lan var. Ha, bakın burada böyle ip var. Şimdi ipe tutunup aşağı atlayacağız. Şuradan şunu da alalım. Sende ne var? Senden de toplayalım. Topla, topla, topla! Başka var mı? Ha, şurada bir şey var galiba. Yok, tamam peki. Tamam peki, hadi şimdi aşağı inelim. Bakalım ne olacak şimdi. Çıksana oğlum. Aaaa! Niye böyle oluyor ama? Tırsıyorum ben. Niye böyle oluyor? Hadi! Evet, görmüş olduğunuz gibi ta oradan buraya geldik. Şimdi buradan aşağı inelim. Return to Danhagar. Tamam peki, Danhagar'a dön diyor. Tamam, şimdi geldiğimiz yerden geri döneceğiz kısacası. Evet, oyundaki ilk görevimiz neydi? Bu alandaki salak salak çeteyi temizlemekte. Rage'in böylece ilk görevini tamamlamış olduk. Şimdi gelin hep birlikte bir görev daha yapalım. Böyle böyle sizlere birkaç videoda, aslında birkaç videoda değil, oyunu bitirmek istiyorum bundan sonraki videolarımda. Salak salak oyunu gelin hep birlikte bitirelim. Diye söz veremiyorum. Belki bitiririz, belki bitirmeyiz. Çünkü oynamadığım daha çok oyun var. Onları da oynayacağım. Kesinla. Teşekkürler. Sağ olun. İyi akşamlar. Allah. Evet. Survival tip. Şimdi gördüğünüz gibi görevimizi tamamladık. Tam gaz geri dönüyoruz. Elimizde neler varmış bakalım. Elimizde bir bok yokmuş. Her zaman olduğu gibi. Nerede bizim araç? Araç nerede? Aracımız nerede? Tamam, buradan böyle. Şöyle bir arkadan dolanarak. Buradan tam gaz bastırarak. Tam gaz. Tam gaz oğlum. Tam gaz. Tam gaz oğlum. Bakın ortada bir tane şey var. Bir bar var. O bar dolduğu zaman bar Rafael'le oluyor. O bar dolduğu zaman oluyor işte. Aa, bakın burada bir tane herif. Herifi gördüm orada. Herif, herif, herif var. Herif var. Hemen araçtan atlayalım. Herifin yanına gidelim. Zıpla, zıpla. You're not thinking about going down into that sewer, are you? Yo, istiyorum. Those sewers are dangerous. Ha, bu şeyler tehlikeli diyor. Tamam mı? Dinliyor musun beni diyor. Tehlikeli diyor. Yapamazsın falan filan. Bu bölümlere girmeniz için diyor. Redeem kodunuzu kullanın diyor. Aslında keşke redeem kodu kullansaydım ya. Neyse. Bundan sonraki videoda yapacağım onu. Şimdi basalım tam gaz. Hala şu bakın havadaki zımbırtların ne olduğunu anlamış değilim. Ya anlamıyorum yani. Çarpacaksın dediler. Al çarpalım işte. Al çarpılmıyor. Allah Allah. Yetişmiyor oraya. Tamam, ateş edeceğiz muhtemelen araçla beraber de. Evet şimdi Hagar teritoriye tam gaz. İçeri şöyle bir artistik. Diyerek böyle bir artistik bir şekilde garaja tekrar geri dönerek bizim Danhagar'ın yanına geldik. Good work. We're all a little safer. Tamam, şimdi biraz daha güvendeyiz falan filan diyor salak salak.
Bakalım şimdi başka bir görev alacağız. İkinci görevimiz bakalım neymiş. Bir daha bakalım dersem intihar edeceğim zaten. E tamam ne yapacağız şimdi? Görev? Tamam peki anladık. Neyse bu salak konuşa dursun. Biz biraz daha dolaşalım etrafta. Ha bu arada biraz önce bakın burada bir sürü şey para falan toplamıştık. Satabileceğimiz şeyler çıkmıştı. Şimdi buradan ha $149 oldu. Harika. Hemen sağlıkları dayıyoruz. Bombaları da dayıyoruz derken hop bitti. Ben de böyle. Şimdi bir de satacağımız şeylere de bakalım. Bu ne? Small objects. Bakın bunlar böyle etraftan topladığınız dandik şeyler. Bunları hemen sell diyelim. Hop $12 oradan aldık. Bunu da sattık. $18 oradan geldi. Başka bir şey var mı? 3 tane de mermimiz kalmış zaten. Salak salak. Tamam yaparız inşallah. New item falan diyor. New item nereden bulunuyor? Anlamadım. Tamam tekrardan bizim Dan Hager'ın bir yanına dönelim. Nerede bu salak? Konuş! Just past the hill across the way you'll find another tamam. Settlement. They tend to stick to themselves, but they're friends, and they have what we need. Just give this letter to Richter. He'll know what tamam, to peki. Do. Tamam peki, şimdi if you help me again, I'll make sure our mechanic in town sets things. Okay, şimdi and before you go, make sure you got everything tamam. You need. Sus lan! Allah Allah, anladık, sus! Ha bakayım burada, tamam peki neyse. Şimdi gitmemiz gereken bir bölge var. Onlara medical supply götürecekmişiz anladığım kadarıyla. Tekrardan buradan bu ne? Ha evet bir letter götürecekmişiz Dan'dan. Medical supply'lar hakkında yani sağlık gereçleri falan hakkında. Bilmem ne. Tamam onların lideri Richter'a bu medical supply ile alakalı mektubu verecekmişiz. Hadi bakalım şimdi tam gaz oraya doğru gidelim. Şimdi buradan böyle gidelim falan. Bastıralım biraz daha hızlansın şu salak. Evet görmüş olduğunuz gibi bakın gitgide oyundaki bölgeler falan sürekli yenileniyor. Çok orijinal yapmışlar ben bayıldım yani. Arkaya bakalım. Evet bu bölüm. Görmüş olduğunuz bu alanda şimdi iniyoruz. Ve bakalım Richter'ın yanına gidiyoruz. Bu kim? Konuş! Tamam bu herif arama tamircisi falan. Burada neler var? Tamam peki buradan böyle gidelim. Sen de konuşalım! Tamam bu herif de koruyor. Richter'ı mı görmek istiyorsun yukarıda falan filan diyor. Neyse Richter şurada kısacası. Görmüş olduğunuz gibi. Gerizekalı Richter. Richter kanki. Bu ne? Sen ne diyorsun? Tamam işte git Doktor Richter'la falan konuş diyor eğer burada işim varsa. Tamam peki öf hadi be! Yürüsen oğlum! Evet Richter'a kankiye geldik. Konuş! Tamam. Well, Janice is going to need to see this list. Evet. Go on. She's just up there. Ha, şimdi Janice'in yanına gideceğiz. Bu herif bize izin vermiyor. Şu an geçemiyoruz ama Janice nerede derseniz bakın şurada oturuyor. Evet, şimdi çekildi kenara. Biz de Janice'in yanına gidiyoruz. Bakın böyle bir yer. Kollara dikkatinizi çekerim. Sen Dan'in yeni çocuklarından biri olmalısın. Bakalım neye ihtiyacım varmış falan filan. Neyse. O letter'ı verdik kendisine yani o mektubu. Biraz önce Dan'ın bize verdiği mektubu. Şimdi bakalım başımıza neler gelecek. Bu arada etrafı size biraz göstereyim. Salak salak. Bakın burada böyle. Of çok hızlı. Neden böyle oluyor? Çünkü ben yanlış ayarlamışım şeyi. Neyse kısacası. Evet grubumuzun Juno adındaki bir şeyi diyor. Radyo kulesinde diyor. Mahsur kalmış durumda diyor. Şimdi radyo kulesine gideceğiz ve Juno'yu oradan kurtaracağız. Evet, bu elindeki silah diyor bir boka yaramaz diyor. Yeni silahını almak için diyor. Ben de salak salak sana yeni bir silah vereceğim diyor. Eğer diyor Jen'i kurtarırsan diyor. Radyo kulemiz bozuldu diyor. Gidip onu işte tamir etmesi gereken birine ihtiyacımız var falan filan diyor. Eğer bunu yaparsan diyor herif diyor. Ben de sana diyor bir şey vereceğim diyor. Evet buradan tam gaz devam edelim. Sen ne diyorsun bakayım sen de konuş. Tamam bu herif daha konuşmuyor. Neyse şimdi de tam gaz radyo kulesine doğru gidelim. Buradan böyle böyle öf hadi be. Geri. Nereye geldik buna be? Tamam peki tekrardan buradan böyle hop. Evet radyo kulesini size göstereyim. Bakın radyo kulesi orada. Şimdi oraya doğru yola koyuluyoruz. Şurada aradan geçeceğiz. Şöyle. Birazdan bize tabii ki her zaman olduğu gibi bandit kankiler saldıracaklar. Bakın burada böyle bir yol yapmışlar falan.
Şimdi ilerleyelim bakalım. Evet, buradalar. Burada. Buradalar. Kimsiniz oğlum? Nasılsınız oğlum siz? Ne oğlum? Derken bunlara dayadık. Tabii ki bir tane de bunun da topuğuna topuktan topuklarım vallahi adamı. Neyse şimdi buradan böyle aşağı iniyoruz galiba. Aşağı mı iniyoruz? Yoksa yanlış yere mi, doğru yere mi gidiyorum? Nereye gidiyorum anlamadım. Burası neden yapılmış o zaman? He. Collector card falan filan. He, buradan da bunları aldık. Tamam, peki başka bir şey var mı? Yok galiba. Neyse tamam, buradan tam gaz yukarı çıkalım. Of. Hadi be. Hızlı, ben gelemiyorum. Yavaş yavaş, insan değilim ben. Ben gelemem. He, bakın şurada var. Bakın. Tiplere gel. He? Lan tanıyorlar bizi. Hemen in, in. Burada saklanacak bir yer var mı? Yok. Buradan tırıs tırıs gideceğim o zaman. Burada. He, galiba headshot kamşat oldu. Kamşat oldu. Bir tane daha. Lan kalkıp duracağına. Abi eğilmeyin be. Eğilmeyin oğlum. Eğilmeyin. Tamam, peki şimdi buradan böyle gidelim. Tam gaz koşturalım. Bakalım. Ne olacak? Evet. Çok... Aha! Heriflerde pompalı var. Bende siktir boktan tabanca var. Tamam, peki. Bu şekilde bunu da hallettik. Şimdi buradan böyle gidiyoruz falan. Lan! Sen ölmedin mi biraz önce? Neyse, buradan da bunu aldık. Buradan da bunu aldık. Falan filan. Şimdi daha nereye gideceğiz? Buraya niye geldik? Nasıl gideceğiz? Zıplamıyor. Allah Allah, niye böyle oldu? He tamam, arka tarafta bir yol varmış. He, bir tane de burada bir yol var. Bir de şuradan gidelim. Bakalım burada... Ha, burada bir şey yok. Tamam, peki buradan gidelim. Buradan böyle çıkalım. Tamam, buradan da böyle. Oho, yani anasının öreketi yani. Gidip duruyor bu be. Hayda. Hiç sevmem böyle şeyleri. Bak şimdi arka tarafta aklımda kaldı ya. Şu kapıdan girilmiyor değil mi? Girilmiyor. Üf. Enter the waste garage falan filan. Hayda, buyurun bakalım ya. Ya ne garajı şimdi ya? Ben orada ne güzel gidecektim radyo kulesine. Neyse tamam, garaj bölümünü de size daha sonra gösteririm. Ya da garaj bölümüne girelim hadi. Hay Allah'ım ya. Of ya. Ya bıktım artık be. Tamam, şimdi garaj bölümüne giriş yapıyoruz. Bakalım garajda başımıza neler gelecek. Aslında sağ tarafta görmüş olduğunuz o radarda buraya girmemiz gerekmiyordu. Ama bakalım demek ki buradan almamız gereken bir şey var ki ben şu anda hatırladım. Siz birazdan göreceksiniz. Bakalım neymiş, hep birlikte göreceğiz. Bu arada hala hastalığım devam ediyor. Kusura bakmayın, öksürdüğüm için sürekli. İdare edin yani, kesinlikle. Artık sanıyorum orta yaşa doğru demir attığımız bu dönemde bu iş bizi biraz sağlık olarak yoruyor. Umarım çok fazla canınızı sıkan bir durum değildir. Kusura bakmayın, yapacak bir şey yok yani. Şimdi buradan da böyle gidelim. Bakalım şimdi nereye gireceğiz. He, bakın oyunda böyle salak salak şeyler var. Mesela bunları açmak için... He, şu an açılmıyor mu? Tabii Greenland denilen şeyler var. Engineer bölümünde select tuşuna bastığınız zaman burada göreceksiniz. Hemen Engineer gelelim. He, şu anda kapalı mı Engineer bölümü? Tamam, peki o zaman yapacak bir şey yok. Şimdi buradan tekrardan o zaman geldiğimiz yere geri döneceğiz. Kusura bakmayın, sizi biraz beklettim bu kadarcık basit bir şey için ama ben de sanıyorum yanlış hatırlamışım. Çünkü oyunun tam şu şuralarında bir yerlerinden bir adet dürbün alıyorduk tabancamız için ve o dürbün sayesinde daha böyle uzakları falan görüp o şekilde oyuna devam edebiliyorduk. Şimdi bakalım başımıza neler gelecek. Hadi artık, hadi daha hızlı yüklesene oğlum, hadi biraz daha hızlı yükle. Allah Allah ya, bıktım be. Hadi. Tamam, şimdi artık biraz hızlandırıyorum oyunu. Tam gaz görevimizi tamamlayacağız. Bakalım hop, buradan da böyle, buradan böyle falan filan. Üf, neredeydi be? Nereden gideceğim? Tamam, peki buradan da böyle gideceğim, tamam. Çabuk. Ben gelemiyorum, yavaş insan değilim ben. Ben gelemem. Ben öyle takır tukur iş yapmayı seviyorum. Takır tukurcuyum ben, takır tukur. Tamam. Peki buradan da böyle gidelim. Böyle. Bakın biraz önce bizim geldiğimiz o kasaba gibi yer. Salak salak. Evet, şu anda görüyorsunuz. Bakın radyo kulesi orada. Şimdi tam gaz. Bir de şu açıdan bakın. Radyo kulesine tam gaz gidiyoruz. Bir daha tam gaz dersem zaten intihar edeceğim. Bu ne? He, şimdi Juno'ya dair kanıtları bu falan filan deniyor. Abo! Patla! Ne hala siktir bu ne? Ulan arkada kadar çok korktum be. Çok korktum. Unutmuştum ben bunu. Evet, böyle... tipler de var. Arada görüyorsunuz mutasyona uğramış falan, boku yemiş halde.
Informations from bilmem ne zarfı sorsa. Tamam peki buradan şimdi böyle devam edelim. Şimdi biraz önce size göstermiş olduğum o radyo kulesi bana gir. Biraz önce göstermiş olduğum o radyo kulesine bakın bu arada. Evet bakın bizim kasaba orada. Şimdi radyo kulesi de burada. Sonunda geldik. Şimdi radyo kulesini aktif edeceğiz. Aktif ol! Dedikten sonra bakın yukarı gitti böyle elektrik. Şu anda çalışmaya başladı. Şimdi birazdan pompalı tüfeğimizi almamızla birlikte bu görevi burada tamamlamış olacağız. Ama ben bu ipten çok korkuyorum. Ya bu ip koparsa ne olur? Dedikten sonra bakın şimdi yukarıya oradan buraya uçtuk falan filan. Biraz önce yanından geçtiğimiz yer burası. Biz bunun üstüne çıkamamıştık. Bakın kaplamalardaki sorunu görüyorsunuz. Hani bazen böyle geç yükleniyor falan ama hiç sorun değil. Oyun gayet akıcı görüyorsunuz. Konsolda da aynı böyle PC'de olduğu gibi. Hop bakın gayet akıcı. Hiçbir şekilde first person shooter. First person shooter diyor. First person shooter diyor. Frame rate per second'a. Düşmesi yok. Gayet güzel bir şekilde böyle hoppa. Hemen. Lan bomba attım pardon kanka. Bu düşman olur ölme. Evet ölmedi Allah'tan. Çünkü bu herife ihtiyacımız olacak. Şimdi biraz önce konuştuğumuz gerizekalının yanına gidiyoruz ve sus lan! Biraz önce konuştuğumuz gerizekalının yanına gidiyoruz ve orada itibaren sus lan! Sen susma. Şimdi bize pompalı tüfeği verecek. Bize pompalayacak! Pompalayacak bize! Tamam iyi yaptın falan filan. Bakın pompalı! Pompalı tüfeğ var! Tüfeğ! Pompalı tüfeğ var! Artık pompalı tüfeğimiz de var. Bunu böyle salak salak böyle ateş edebiliyorsunuz yani. Bakın böyle pompalı. Böyle nişan alıyorsunuz falan. Çabuk reload et! Hızlıca da reload ediyor falan filan. Neyse. Pompalı tüfeğimiz de oldu. Bakalım şimdi. Bu karıya şeyi getirdik. Juno öldü mü? Bir şeyin yanlış gittiğini biliyordum falan filan. Neyse. Şimdi bu abla bize bir görev verecek. Yok verecek miydi vermeyecek miydi unuttum. Ama ben videoyu burada bitiriyorum. Hastalığıma rağmen sizlere video çektim her zaman olduğu gibi. Kusura bakmayın bu videoda diğer videolarımda olduğu kadar canlı olamadım. Gördüğünüz gibi hala öksürmeye de devam ediyorum. Yaklaşık 3 haftadır da video çekmiyordum. Evet ilk engineering recipe'mizi şu anda aldık. Görüyorsunuz burada build all dediğimiz zaman biraz önce açamadığımız kapıyı artık açabileceğiz ve salak salak garaja girebileceğiz. Şimdiki görevimiz return to medical supply store'dan. Bu medical supply'ı Dan'a götürdükten sonra da videoyu burada kapatıyorum. Bu videomu da sonuna kadar izlediğiniz için hepinize gönülden teşekkürlerimi iletiyorum. Gerçekten ben şahsım adına şunu size söylemek istiyorum. Hakikaten YouTube'da video yayınlamaya başladığım dönemlerde bu kadar ilgi olacağını en azından Facebook grubumuzda dahil bu kadar ilgi olacağını düşünmüyordum. Hepinize tekrar tekrar her videomda olduğu gibi teşekkür ediyorum. Umarım Rage'i de alırsınız çünkü hakikaten oynanmaya değecek bir oyun. Bundan sonraki videolarımda zaten size göstereceğim başka görevleri de. Şimdi pompalımızı da aldıktan sonra Dan'i pompalamak için bu şekilde yanına geldik. Konuş bakalım Dan, bize ne görev vereceksin ve bir sonraki görevde sizlerle birlikte olacağız. Ben Umut Sasi, Oyunları Seviyoruz isimli Facebook grubumuza hepinizi bekliyorum tekrardan. Ve tekrar tekrar da teşekkür ediyorum videomu sonuna kadar izlediğiniz için. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'ın belası.